Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? List sınıfının diğer fonksiyon, yani aslında membership function'larını irdelemeye devam edeceğiz. Şimdi bakın, dersin başında yine ne yapıyorum? Include'la aslında utility class HPP'yi buraya eklemem gerekiyor. Yine gidip std ile uğraşmamak için using namespace std'yi buraya koyup main fonksiyonunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, bu std ile alakalı ben size şunu göstermiş miydim hatırlamıyorum ama got definition dediğimde bakın burada std begin diyor ya. Bakın namespace std aslında bu std begin ile başlıyor. Aşağı kadar gidiyorum. Buraya geliyorum. Şöyle std begin görüyor musunuz? Şuralarda bir yerde olması lazımdı. Neyse, şurada yok galiba. O yüzden tam size aşağıya kadar gösteremeyeceğim. Ama bu namespace aynı o az önce gösterdiğim namespace'in içerisindeki std ifadesi var ya, o sınıfın aslında sahip olduğu alan bölgesinin adı. Std dediğim şey ne? Aslında bu namespace, namespace'in içerisinde de bunun fonksiyonlarını karşılayan, liste aslında tanımlayan fonksiyonlar bulunuyor. Her seferinde o yüzden yüklüyoruz bakın bunu. Şimdi bakın, buraya geliyorum. Geldikten sonra bakın burada list sınıfı türünden bir string yine tanımlayıp s listimi oluşturuyorum. Randomize fonksiyonumu buraya koyuyorum. Bunu koyduktan sonra c fill işlemiyle birlikte s list ve ten ifadesini buraya koyuyorum ve c display ifadesini de buraya verip bunu yazdırıyorum bakın. Bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Bakın şu an ne oldu? Ammar, Urgan, Urgan, Nazip, Nazip, Berken bilmem ne bilmem ne diye aslında burada aslında bütün yazıları çıkarttım. Şimdi bakın slist'in içerisinde bir fonksiyon var. Slist short diye. Bu short fonksiyonu aslında arkadaşlar bakın burada overload olarak aslında iki tane parametre alıyor. Birincisi boş ifadenin tanımlandığı bir tane ifade, ikincisi de predicate alan. Yani aslında bunun içerisinde bir fonksiyon verirseniz bunu derleyip çalıştırabileceğiniz ve bu fonksiyona göre karşılaştırma yapabileceğiniz bir yapı aslında size burada tanımlıyor. Şimdi bakın, ben short'u normal bu şekilde çalıştırırsam arkadaşlar ve slist'i bunun içine koyarsam tekrardan. Bakın şimdi tekrardan çalıştırıyorum bunu. Şimdi bakın, ben bunu yaptığımda Kamuran, Göktuğ, Ammar, Gözde bilmem ne bilmem ne diye gidiyor. Ama ikinci sırada bakın Ammar, Göktuğ, Gözde, Hatice, Kamuran, Özenç, Urgan, Yeşim diye aslında bize bir sıra oluşturuyor. Default olarak yapıldığında tamamen neye bakıyor? String can be demeyelim. Shorted by using A to Z diyorum bakın. Yani aslında baş harflerinin hangi değerler olduğuna göre aslında burada bir sıralama işlemi aslında biz burada uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, eğer ki ben buraya bir predicate verirsem, yani predicate dediğim şey ne? Aslında benim bir tane yazdığım bir fonksiyon. Örneğin kendi uygulamam için ben buraya bir myPred fonksiyonunu aslında vereceğim adres olarak. MyPred fonksiyonunu ben buraya adres olarak verdiğimde bakın buraya da ne yapmam gerekiyor aslında? Util HPP'nin içerisinde gidip bunu deklare etmem gerekiyor. Onu da bakın nasıl yapıyorum. Bool türünden bir değere geri dönen myPred tanımlıyorum burada. Ve const std string değerini alan bir reference r1 ve const std string türünden bir reference r2 ifadesini buraya tanımlıyorum bakın. Şöyle tabii iki tane nokta koymayı unutmuşum. Şimdi bakın, ben bunu tanımladığımda bu ifadenin içerisinde ne yapabiliyorum artık? Bu stringlerin ikisini de içeriye aldığımda R1 ve R2'nin içerisinde aslında bu döngüyü tamamlayacak şekilde aslında bir dönme işlemi yapıyorum. Ve ben bu myPred'i buraya verdiğimde hangi fonksiyon burada çağrılıyorsa ya da hangi fonksiyonun büyüklüğü küçüklüğü veriliyorsa R1 ile R2'yi sürekli karşılaştırıyor ve bana şu yeni listeyi oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu nerede gerçekleştireceğim? Burada gerçekleştireceğim. Şöyle geliyorum. Bu ya da şöyle yazalım. Predicates diyelim buraya. Şöyle bir section açıp bunun içerisine bakın. Bu ifadesinin içerisine myPred'i tekrardan tanımlıyorum. Const std dememe artık gerek yok. Sadece string reference r1 desem yeterli. Bir de const string reference r2 ifadesini buraya koyuyorum. Şimdi bakın, benim yapacağım fonksiyonda
temel işlemim ne olacak biliyor musunuz? Burada bakın, harflerin büyüklüğünü küçüklüğüne A'dan Z'ye kadar arasında karar veriyorum. İlk yaptığım normal short da bu şekilde yapıyor. Ama bakın ben bunu ne yapabilirim? Aslında değiştirebilirim. Neyle? R1'in size'ı eğer küçükse R2'nin size'ından diyorum bakın burada. Eğer ki ben böyle bir ifadeyi yazıp buraya bu ifadeyi verirsem, R1 ve R2'yi aslında burada bu şekilde kullanmak istersem. Bakın şimdi buraya geliyorum. Hatta şu util'in içerisine şöyle kelimeler de yazalım. Şöyle geleyim. Küçük küçük mesela. A olsun. AA olsun. B olsun. BB olsun. CCC olsun. Ve burada C olsun. Bakın bu şekilde ben bunları buraya ekledim. Bunlar isim mi? Değil. Ama önemi yok şu anda bizim için. Şimdi bakın sadece utils'in içerisinde R1 size R2 ifadesini ben buraya tanımlarsam ve myPred'i buraya verirsem arkadaşlar bakın. Default'unun yapıldığı örneği tabi burada saklayalım. Burada şey yapmayalım. Şöyle 3.1 diyelim hatta buna. Kopyalıyorum bakın bunu. Şöyle. -3.1 olsun. Bunu kopyalayalım. Şuradaki ifadeyi silelim. Normal string ifadesi. Bununla çalışsın ama bu da myPredicate ile çalışsın. Bakalım burada ne verecek. Şimdi bakın ben bunu çalıştırıyorum. Sadece R1 ve R2'nin size'ine bakarak bu işlemi yapmak istediğinde bakın. Bunun içerisine geldiğinde 10 tane kelime değeri burada ürettiğinde bakın dikkat edin. AA, Ali Ali, Fatma, Yeşim, Urgan, Baran, Burak, Kamuran, Kamuran ifadesini buraya çıkardım. Şimdi buraya bir de çok 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 uzun bir harf ekleyelim. Şöyle. Geliyorum. Şurada mesela as, öyle bir şey olsun burada. Ve bakın ben tekrardan çalıştırayım. Tabi bu kelimenin random olarak gelebilmesinin aslında burada şartı var. Gerçekten gelebiliyor mu? Bakın burada gelmiş. Ben sadece bu ifadeye bakarak bunu yapmak istediğimde bakın. C bir harfli. 5 harfli. 6 harfli. Ve en sonunda astas geldi. Yani aslında şu anda kelimelerin içerisinde bulunan aslında kaç tane değerim varsa burada ben bunlara göre gidip burada değerlendirme yapıyorum. Yani kaç tane harfi var mı? Bu harfler gerçekten benim verdiğim ifadeyle birlikte uyuşuyor mu? Bunlara bakıyorum. Ama bakın ben buraya başka koşullar eklemek istersem. Ya da ifadesini buraya koyup bakın gidip bir tane ifadenin değilini alıyorum. Değil de R2'nin size'ı diyorum bakın yine burada. Büyüktür. R1'in size diyorum. Eğer bakın buna uymuyorsa şuna uyduğunda bunun aynısı oluyor. Ama bakın ben bunun değiline buraya aktardığımda ne yapıyor bu sefer biliyor musunuz benim için? Aslında şunu yapıyor. Eşittir ifadesini de bunun içine alınıyor. Ve bunu aldıktan sonra da bakın R1 ile R2'nin bu sefer kendi içerisinde büyüklük küçüklüğüne ben bakayım. Ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. O yüzden bakın ben bunu tekrardan çalıştırdığımda burada bu ifadeyi elde etmek istediğimde bakın bu sefer B, Ali, CCC, Baran, Burak, Yeşim, Göktu ve bakın bu ifadeyi bana çıkarıyor. Şimdi ben burada 10 yaptım. Bunu 100 yapayım arkadaşlar. Çok abartayım yani an içinde. 100 tane cümle üreteyim. Bakın 100 tane ürettiğimde önce A, B, 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 C, C, C. Ne sırasında olduğunun önemi yok. A, B, 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 Ali, Ali, C, C, C. Bakın. Ammar, Ammar, Ammar. Kamuran, Kamuran, Kamuran. Bakın burada gelmiş. Şu an buraya ben baktığımda önce bakın ne yapıyor? Kaç tane kelime olduğuna, harf olduğuna bakıyor. Eğer mesela 5 harfli ifadeden 10 tane varsa bu sefer gidiyor ne yapıyor? Bu 10 harfin içerisinde hangisi A'dan başlıyor, hangisi B'den başlıyor, hangisi C'den başlıyor diye bu sefer harf sırasını onları diziyor. Bu yüzden bakın siz bir kütüphane yazıp bunları aslında özelleştirebiliyorsunuz. Ve biz bunları aktif bir şekilde kullandığımızda zaten bunların içerisindeki her şeyi doğru bir skala ile aslında verip ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Zaten bu fonksiyonun amacı bu. Yani myPred'i biz buraya verdiğimizde gerçekten biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten bu değer varsa buraya aktar short et. Bu değer yoksa bunun doğruluğuna veya yanlışına bak diyoruz. Ben bu ifadeyi bakın buraya yazdım da hem bakın ne yapmış oluyorum burada hem number of letter'a bakıyorum. Önce buna göre sınıflıyorum. Buna göre baktığımdan sonra big, small ya da şöyle diyeyim. First, last, letter, shorting yapıyorum burada. Bu ikisini birlikte yaptığımda aslında
Eğer ki bir harfin sayısı en azsa ne yapıyor? Gidiyor bool olarak onu en başa atıyor. Ama bakın bunlar aynı harf sayısına sahipse 3 olur, 4 olur hiç fark etmez, bu sefer gidiyor. A'da hangisi var, B'de hangisi var onlara bakıp buna göre sıralamaya çalışıyor arkadaşlar. Short işlemi aslında bu işe yarıyor. Ve bakın biz bu predicate'i buraya verdiğimizde aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Daha çok bu ifadeleri arkadaşlar lambda ifadeleri olarak siz görürsünüz. Bu lambda ifadelerinin içerisinde aslında biz bunları gerçekleştirmek istediğimizde aslında doğru değerlerle bunların kullanımını kolaylaştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ne yapacağım aslında? Bir sonraki derste başka fonksiyonlarını da göstereceğim. S-list'in size burada string türünden. Ama bakın biz bunları yapıyoruz ya, integer ve double için de yapabiliriz. Zaten bunlar için de yapacağız. Bunların overloadlarını da yazacağız. Çünkü bu ders tamamen neye ait? List sınıfının aslında aktif ve detaylı bir şekilde aslında kullanımına ait olacak arkadaşlar.